Merhabalar efendim, sevgiler, saygılar, selanyum popüler, bir eser element kendisi olur efendim. Toprakta bile var, Brezilya fıdığı ve midyede çok yüksek oranda var. Fakat bunun yanında gördüğünüz üzere yumurtadan ay çekirdeğine, çiğ tohumuna kadar yaygın olarak bulunuyor. Maalesef Brezilya fıdığı ve midye kadar yüksek oranlarda değil. Selenyum denince aklımıza antioksidan etkisi gelir. Çünkü neden? Serbest oksijen radikallerini temizleyen glutatyon peroksidaz diye bir enzimimiz var. Bu enziminin bileşeni efendim selenyum. Dolayısıyla bu antioksidan olarak güçlü etkisi olduğu kabul edilmekte ve listelenmektedir. Bir sürü etkisi hep antioksidan niteliğine bağlanmaktadır. Ama gelin biz işin aslında bakalım, bir de uyarıda bulunalım. Çünkü selenyum zehirlenmesi de bir şey olabilir. Ona dikkatinizi çekmek istiyorum. Selenyum eksikliğinde görülen belirtiler diğer hastalıklarda görülen belirtilerle karışabilir. Dolayısıyla düşünmek çok söz konusu değil. Ama diyalize giren hastalara, AIDS hastalarını ve Crohn hastalığı özel bir hastalıktır. Ve kısırlıkta mutlaka araştırılması gerektiği söylenir. Selenyum düzeyine bakmak gerekir. Bakmadan selenyum alma sakıncalı olabilir. Özellikle prostat ve karaciğer kanserinden koruduğu iddia edilmiş. Hala bu konuda bir takım laflar ortalıkta dolaşıyor. 2011 yılında bir çalışma yapmışlar. Hem vitamine hem de selenyum vermişler ve bakmışlar ki prostat kanserinden koruması yerine %19 prostat kanserini artırdığı görülmüş. Ama hala selenyum kanserden korur gibi sağda solda laflar duyabilirsiniz. Nelerde daha çok etkilenirsiniz? Bir Hashimoto tiroiditinde, tiroid fonksiyon bozukluğunda, kalp damar hastalıklarında korunmada, bu konuda çelişki bilgileri olmasına rağmen korunma bir parça daha önde. Bağışıklık konusunda etkili çünkü savaşçı T hücrelerimizi destekliyor. Ve selenyum düşüklüğünde tip 2 diyabetin şansının arttığı iddia ediliyor. Dediğim gibi selenyum düzeyinize mutlaka baktığınız lazım. Her yerde bakılmaz, onu da eklemem lazım. Astım, egzama, kemoterapi ilaçlarının yan etkilerinin azaltılmasında destek tedavisi olarak kullanılıyor. Şimdi gelelim uyarımıza. Efendim bir kere selenyum vücutta birikiyor, atılımı uzuyor. İlk 2 günde yarılanma ömrü bakın 1.7 günken yavaş yavaş yükseliyor 3 güne ve ardından da 11 güne kadar çıkıyor. Dolayısıyla uzun süreli kullanıldığı zaman birikip selenyum zehirlenmesi yapabilir. Çok sık değil ama devamlı kullanmak pek uygun değil. Günde 55 mikrogram öneriliyor. Genelde piyasada 100 mikrogram var. 400 mikrogramın yanına bile yaklaşmayınız. Eğer selenyum kullanıyorsanız lütfen aralıklı ve düşük dozda kullanın ve uzun aralar veriniz efendim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.